19 Mayıs 1985 Denizli doğumlu Yavuz Özkan, 2006 yılının Haziran'ında Bursaspor'a transfer olur. Teknik direktör Raşit Çetiner'in Yenal Tuncer'le birlikte takıma kattığı Yavuz, Vakıfköy tesislerine adım atarken 21 yaşındadır ve şampiyonluk kadrosunda yer alacağından habersizdir. ...2006 Bursaspor'un ikinci ligden Süper Lig'e çıktığı sezon Bursa'ya geldim. O sezon hatta playoff maçları oynamıştık üçüncü ligde. Orada Raşit Hoca'nın izlemesiyle buraya geldim. İyi ki de burayı tercih etmişim. Birkaç da kulüp daha vardı ama ben buraya geldiğim için her zaman söylediğim gibi çok mutluyum. İyi ki Bursa'yı tercih etmişim. İyi ki buraya gelmişim. Bana çok şey öğretti Bursa. Sabrı öğretti öncelikle. Ben burada çok 5. senem ve devamlı bekledim. 3 sene 3. kalecilik yaptım burada. Yılmadım, çalıştım. Tarsus'a gittim, geldim. Oynama şansım olmadı fazla. Kupa maçlarında daha iyi fırsat vermediler ama Ertuğrul Hoca'nın gelmesiyle birçok şey değişti hayatımda. Öncelikle ikinci kaleci oldum. Ivankov gibi iyi bir kalecinin arkasında yedek beklemeyi öğrendim. Sabrı öğrendim. Nasıl bir duruş sergileyeceğimi öğrendim. Şimdi de son 3 haftadır iyi veya kötü, benim için iyi. Belki taraftarların çok hoşuna gitmiyor olabilir ama benim için iyi olan bir 3 hafta geçirdim. Bir kere tecrübe futbolda bence her şey. Onları öğrendim. Nasıl duracağımı öğrendim Ivankov'dan. Ondan 1000 defa yüzüne de söyledim bunu. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Bana çok şey öğrettiği için. Zaman zaman forma bulur. Ancak kendine güvenen hocalarını mahcup etmez. Kalecilik zordur. Ya bana göre sağlam bir savunmanın arkasında iyi bir kaleci olmak en güzeli bence. Çünkü Turkcell Süper Ligi gibi bir zor bir ligde ne kadar az gol yerseniz o kadar başarılı olursunuz, o kadar iyi yerlere gelirsiniz. Size iş düştüğü zaman da bunu en iyi şekilde yerine getirdiğiniz zaman görevinizi yapmışsınızdır zaten. Şimdi oynadığımız mevki itibariyle öyle bir zor konumdayız ki pozisyon icabı bir an topa çıkmıyor olabilirsiniz. Herkes der çizgi kalecisi ama o an için çizgide durmanız gerekiyordur. O an için kalenizi korumanız gerekiyordur. Çıkmazsınız, çıkmıyor. İşte oyuna müdahale etmiyor, hamle etmiyor. Ama kaleci bence kendine pozisyon hazırlayan değil, devamlı pozisyonun içinde olandır. Ve pozisyonun kendisini gelmesini bekleyendir. Yani pozisyonu yaratmaktansa pozisyonu takip edip, pozisyonu süzen, pozisyonun nerede ona geleceğini sindirebilen yapıda olması lazım. Sabırlı olması lazım öncelikle. Çok panik olmaması lazım. Rahat olması lazım bir kere. Yani başını işe almaması lazım yani. İşin açıkçası bu yani. Önemli bir kurtarışla güvenini ikiye katlar kaleci. Kendime güvenim. Evet, güveniyorum. Güvenmeseydim burada olmazdım zaten. Bunu her zaman söylüyorum. Güvenin ikiye katlandığını hisseder. Çünkü maçın bu Kasımpaşa maçında yaşadık. Mesela 70 dakika hiç benlik bir şey olmadı maçta. Ama 70'ten sonra gelen bir an top kendinize güveninizi getiriyor. Ondan sonraki pozisyonlarda daha rahat oluyorsunuz. Daha çok oyunun içinde oluyorsunuz ve yavaş yavaş kendinizi artık maça adapte edebiliyorsunuz. Ama bunu ilk dakika yaşadığınız zaman 90 dakika sizi götürebilir. Van der Sar'ı çok beğenir, Rüştü Reçber'i örnek alır kendine. Sürekli takip ettiğim Manchester'ın kalecisi emekli olacak gerçi o da ama olsun ya. O gerçekten dünya çapında bir kaleci. Onu çok beğeniyorum ben. Wilshere did well, Nwamba! Oh, magnificent save by Van der Sar. That might be even better than the last one. Edwin van der Sar's going to be 40 in October. Ya Rüştü abi benim idolüm ya gerçekten. Ben hani Türk futbolunda hani kimi çok seviyorsunuz ya da kimi hani böyle tanımadan bu kadar birine aşık olunur mu dediğiniz zaman ben Rüştü derim mesela. Çünkü ben onu ilk gördüğümde televizyonda o zaman 96'ydı galiba. 96-97 sezonuydu galiba. Ben de çok küçüktüm ve yeni başlamıştım futbola. Demiştim ya bu işte. Hani bu yani kaleci bu yani.
Hani duruşu, hareketleri, çabukluğu. Ama Rüştü abiyle benim en ufak bir şeyimiz yok yani. Hani böyle bir oyun anlamı olarak en ufak bir yakınlığımız yok. O çok çabuk mesela. Çok kendini daha çok hareketli böyle kalede, daha çabuk. Ama ben onun gibi değilim mesela. Ben daha ağırım böyle, daha soğukkanlıyım. O kendine pozisyon hazırlıyor mesela, dediğim gibi işte. Hani kendini pozisyona sokuyor falan. Ben yapamıyorum öyle şeyler. Onu daha çok beğeniyorum o yüzden. And he got it to Alessandro Del Piero. His first time shot though, really well saved by the Turkish keeper. Take another look at a great moment from all concerned and a great save to win our world sport play of the day. Yedek kalmayı dert etmez Yavuz. Yavuz Özkan yedek kaldığı zaman şöyle motive ediyordu. Her zaman çalışıyordu. Bunu siz, bizi takip edenler, takım arkadaşlarım, hocalarım her zaman söylüyorlar. Ben idmanları oynamadığım maçların yerine koyup o şekilde çalışıyorum. O şekilde kendimi motive ediyorum. Sabırlıyım bir kere. Yani hani bunda kimsenin şüphesi olduğunu düşünmüyorum. Aşırı derecede sabırlıyım yani. O da bana çok şey kazandı. Hocası Öztürk Tanrıbilir daima yanındadır. Hocam Yavuz Özkan önemli bir yetenek Bursaspor için. Siz de çok emek veriyorsunuz. Nasıl bir kaleci, nasıl bir insan? Tabii ki iyi bir insan. Onu tartışmaya hiç gerek yok. Ben Yavuz'la 2,5 yıldır beraberim. Bizim geldiğimizde biliyorsunuz 3. kaleci konumundaydı. Ama çok kısa süre içerisinde Yavuz'daki benim fikrime göre, benim izlenime göre lig kalecisi olacağını, bu vasıfları taşıdığına kanaat getirdim. Bu doğrultuda bir karar verdik biliyorsunuz. 2. kaleci olmasına karar verdik. Geçen yılda zaman zaman fırsat buldukça oynattık. Yavuz'un oyundaki bize dönüşü bu umudu devam ettirdi. Bu sene de Şampiyonlar Ligi'nde de bir maç oynattık. Tabii ki eksiklikleri var. Tabii ki daha çok çalışması lazım. Kalecinin yaşla alakası yok. Sürekli çalışması gerekiyor zaten. Yavuz bu yolda ilerliyor. Maçlarda benim istediğim biraz daha rahat olsun. Biraz daha kendine güvensin. Daha güvenerek oynasın. Çünkü bizler ona güveniyoruz. Sizler güveniyorsunuz. Taraftar da sağ olsun güveniyor. Bunu devam ettirebilirse, bu istediğim özelliği de üzerine koyarak devam ettirirse uzun yıllar Bursaspor'un kalesini koruyacak. İleride milli takıma kadar yükselebilecek yetenek. Karakter olarak nasıl bir insan? Karakter olarak da çok iyi. İşte arkadaşlarıyla uyumu iyi. Çalışkan, dürüst. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Ben öncelikle bana güvendikleri için çok teşekkür ediyorum. Çünkü onların buraya geldiğinde ben 3. kaleciydim burada. Ve hiç Süper Lig'de maçım yoktu. Onlar sağ olsunlar bana o görevi verdiler. Layık gördüler. Ben de yani elimden gelenin en iyisini yaptım. Her maçta çıktım, oynadım. Hiç gocunmadım. Hani niye bekliyorum diye kapris yapmadım, trip yapmadım. Hep bekledim, sabrettim. Oynattıkları maçlarda da elimden gelenin en iyisini yaptım. En iyi şekilde oynamaya çalıştım. Onların yüzünü kara çıkarmamaya çalıştım. Ve başardığımı da düşünüyorum yani. Yok aslında ben forvet olarak başlamıştım ama sonra tabii çok fazla tempom olmadığı için, çok fazla topla ilişkilerim iyi olmadığı için Mesut Bakkal'ın kaleci antrenörü vardı, Metin Bayındır. O da rahatsızdı, geçmiş olsun diyorum kendisine. O sağ olsun bana demişti, sen oğlum bırak forveti morveti de gel sen kaleye geç falan demişti. Ben de ondan sonra kaleye geçmeyi tercih ettim. İyi, Allah razı olsun, teşekkür ediyorum kendisine beni buraya kadar getirdikleri için. Ya burada ara sıra idmanlarda da bazen hani Ertuğrul Hoca diyor geç al BP oyna falan. Ya atıyorum yani, son vuruşlarım falan iyi, yetenekliyim o konuda. Yavuz Özkan'a göre kalecilikte konsantrasyon her şeyden önemlidir. Konsantrasyon. Bence birinci dakikadan 90. dakikaya kadar, hatta çoğu maçlarda uzatmalara kadar, 90+5, 90+6'ya kadar iyi konsantre olduğunuz zaman ve yapacağınız bir hareket, yapacağınız iyi bir kurtarış ya da yapacağınız bir hata sizi oyundan düşürmüyorsa iyi kalecisinizdir. Öncelikle çok soğukkanlıyım bir kere. Yani hani bunu herkes söylüyor ama ben kendimi mesela çok hareketli düşünemiyorum kalede. Hani böyle atlayayım, zıplayayım. Öyle bir yapım yok. Çok soğukkanlıyım.
Yani gelirse mesela böyle süslemeyi falan sevmiyorum. Yani gelirse alırım. Kendimi sıkıntıya sokmam, üzmem. Yan toplarım iyidir mesela. Hani çıkabildiğim topları çıkarım. Almak için çıkarım gerçekten. Hani inanıyorsam çıkarım. İnanmıyorsam da çıkmam. Pozisyonumu bozmam. Yani oyunlarımı seviyorum. Bir de cesaretle oynarım yani bazen. Yani gerçekten inanarak oynadığım zaman çok iyi maçlar çıkaracağıma inanıyorum yani. Peki Yavuz hangi golcülerden çekinir? Beni en çok tedirgin eden... Bizde Miller. Mesela son vuruşları gerçekten yetenekli bir futbolcu. İçeride Kenny Miller var, dikkat ona. Orta, içeriye doğru Kenny Miller'ın arkasında kaldı. Ve Kenny Miller bu işte. Alex Fenerli. Bir de Makakule'yi çok beğeniyorum ben ama o da fizik itibariyle yan toplarda falan bayağı kuvvetli bir arkadaş. Onu da çok beğeniyorum. Şampiyonluk sonrası bu sezonki performansı da başarılı bulur Yavuz. Biz bu sezon Ertuğrul Hocam'ın da defalarca söylediği gibi bu kadar olumsuzluğun üzerine, bu kadar mesela bize yapılan haksızlıkların üzerine böyle iyi bir sezon geçirdiğimiz için ki sezonun ilk yarısı Şampiyonlar Ligi oynadık, geldik ligde oynadık, gittik tekrar Şampiyonlar Ligi oynadık, geldik ligde oynadık. O kadar yoğun bir temponun içinde kendimizi hala 3. sırada görmemiz ve hala UEFA kupalarına gidebiliyor olmamız, bu şansı yakalayabiliyor olmamız müthiş bir sezon geçirdiğimizi göstermez mi sizce de? Ben şunu söylemek istiyorum. Öncelikle Beşiktaş maçından yaşanan olaylardan dolayı camia olarak, takım olarak, takım arkadaşlarım olarak adına herkesten bir kere daha özür diliyoruz. Çünkü oynayamadık, nasip olmadı. Çok oynamak istiyorduk, başaramadık bunu. Belki oynasaydık şu an üçüncülüğümüzü garantilemiş olacaktık. Ama bu fırsatı bize vermediler. Diyecek bir şey yok. Hakkımızda hayırlısı buymuş. Herkese teşekkür ediyoruz. Haklı veya haksız bize yapılan tüm olumsuz işlere rağmen, yapılan bütün haksızlıklara rağmen herkese teşekkür ediyoruz. Diyecek bir şey yok yani. Bu kadar. Antrenmanlardaki performansı dışında takımın gülen yüzlerinden biridir o. Takımın en eski oyuncularından biridir ve oynadığı maçlarda Bursaspor Kalesi'nde güven verir. Yavuz Özkan, dev cüssesine rağmen sessiz kahramanlardan biridir.